aslında bölüm tercihim en başından beri belliydi. Ben elektronik cihazlara küçüklüğümden beri meraklıydım. O yüzden yani elektrik elektronik kesindi. Liseyi Trabzon Fen Lisesi'nde okumuştum. Benim aklımda hep Bilkent vardı başlangıçta. Bilkent işte elektrik elektroniği kazanacağım diye bir hedef vardı. Sonrasında aslında çok tesadüf oldu Boğaziçi'ni tercih etmem. Bilkent'e hatta geldim. İşte hocalarla, işte rektör yardımcısıyla herkesle görüştüm. Hatta odamı bile seçtim, bu odada kalayım diye. Her şeyim belliydi. Babamın zoruyla aslında hadi gidelim de Boğaziçi'yi görelim yaptı. Ya ben çok istekli değilim ya. Ben tamam işte bitti, Bilkent'e geleceğim diyordum. Kolumdan tuttu götürdü açıkçası babam. Boğaziçi'nin Güney Kampüsü'ne girdiğimiz sırada benim aklımdaki düşünce tamamen değişti. Yani Boğaziçi o anda beni yakaladı aslında o güzel manzarayı görünce. Benimki biraz şeydi yani profesyonellikten uzaktı. Zaten lise mezunusun ne kadar bilebilirsin. Hani işte güzel manzara güzel, yurt güzel. İyi tamam ya hocalar da iyidir herhalde falan deyip direkt başladım. Yani bunu aslında yapan işte Türkiye'de dereceye girmiş birisi bile böyle yapıyor aslında. Çok bilinç bizde olmuyor. Liseden yeni mezun olmuşuz. İşte dershanedeki öğretmenler yönlendirmeye genelde işte adı olan, prestiji olan okula yönlendirmeye çalışıyor ama hani aslında öğrenciye gerçekten ne uyar bu çok düşünülmüyor. Belki ben maddi durumum yeterli olmasaydı İstanbul'da çok zorlanabilirdim. Aslında herkes kendi durumuna göre değerlendirmesi gerekiyor. İlla ki işte İstanbul'da okuyacağım, illa ki şurada okuyacağım, illa ki bu üniversitede okuyacağım diye çok yani şey yapmamak lazım. Kendisini zorlamaması lazım insanların. Tabii ama o yaşta zor oluyor. Ailenin etkisi altında oluyoruz. İşte mesela beni babam götürdü. Dershane hocalarının etkisi altında oluyoruz. Ama sonrasında çok mutlu oldum Boğaziçi'nde. Okumaktan çok memnun oldum.